Alperen Nurgül, CHP ama değişim ama kongre sürecinde hızlı bir toparlanmaya gitmeli. Önümüzdeki süreç siyaseten tavır olarak çok uzun bir süre olsa da halk için değişim açısından kısa bir süre diyor. Şevki Soracı, dünyada 100 yılın değişimi diye bir şey yok. Aynı tas, aynı hamam. Kapitalizmin, emperyalizmin nesi değişti? Fakat bugünkü CHP yönetiminin değişimi doğrudur. Atatürk'ün kemikleri sızlamıştır diyor. Bir başka izleyicimiz demiş ki, Macit Saygın, Merdan Yanardağ, Barış Beylivan, tüm haksız hukuksuz tutuklulara özgürlük diyor. Öyle işte, bak Merdan Yanardağ kaç gün oldu? 86 gün oldu. Barış Beylivan açıkta olduğu için 3 ayda bir izin hakları vardı. O izin hakkını kullandı bir hafta. İtirazını hiç dikkate bile almadılar. Yeniden içeri girdi bugün. Betül Okat diyor ki, CHP'de dar bir oligarşik kadronun yönetimi adeta ele geçirerek CHP seçmenine demokratik seçimden bahsetmesi abesle iştigaldir. Kimse artık bu tiyatroya inanmıyor demiş. Metin Altay diyor ki, Atatürk'e hakaret eden Katarlı gazeteciyi eleştiren Fatih Altaylı'nın videosunun paylaşımını engelleyen Facebook denen sosyal medya platformunu protesto ediyorum diyor. Evet, lütfen yazın sayın seyirciler Haberaktif adresinden. Salim Bey, tamamlayın lütfen. En son şunu demiştiniz kardeşim, Kılıçdaroğlu hatalı, ya yanlış, kaybetti, koltuğunda duruyor. Ya. Özgür Özel, o da hatalı. Kaç kere kaybetti? O da duruyor, hatta adaylık yarışında. Meral Akşener aynı şekilde, nasıl devam ettirecek biz bunu? Hepiniz kaybettiniz ve hepiniz tekrar önümüze geçip, ya biz yeniden umuduz, yeniden bize oy verin, biz yeniden bunu başaracağız. Ya başaramadınız. Bir kere değil, birkaç kere başaramadınız. Olay sadece, bakın, olay sadece seçim kaybetmek ya da seçim kazanmak değil. Siz umut olamadınız. Şu anda umut olarak, güven olarak yerlerde sürünüyorsunuz. Ve bunu tekrar inşa etmeniz öyle kolay değil. Bu mümkün de değil. Şimdi ben avukatım değil mi Gökmen Karadağ? Evet. Yani diyelim ki ben bugüne kadar hayatımda 50 tane davaya girmişim. 50 davayı da kaybetmişim. Hala insanların önüne çıkıp, ya davanızı bana verin kardeşim, ben kazanacağım desem bana kim ne der ya? Ya böyle bir şey olabilir mi yani? Allah'tan siz öyle bir avukat değilsiniz. Çok iyi bir avukatsınız. Ben de ona güveniyorum. Birlikte ağır ceza mahkemesinde yargılanacağımız dava için. Salim Bey, umudum sizde yani, haberiniz olsun. Umarım. Yani şimdi hani bir şey vardır. Bir suda bir kere yıkanılır. Aynı suda birden fazla kez yıkanılmaz. Yıkanılamaz. Bu eşyanın tabiatına aykırı, fizik kurallarına aykırı. Heraklit akarsuya mümkün mü vurmak kilit? Evet. Değil mi Nazım'ın? Aynen. Şimdi bu şimdi şunu yapıyorsunuz. Bakın. Erdoğan'a bakın. Ne halde olduğunuzu görün. Erdoğan'ın yüzündeki o güvene bakın. Yüzündeki rahatlığa bakın. Endişeden uzak, son derece kendinden emin vücut dilini görün. Sebebinin siz olduğunu anlayacaksınız. Ülkenin ekonomisi çökmüş. Ya ülkede herkes açlığa, derin yoksulluğa mahkum edilmiş. Her Allah'ın günü neye ne zam geleceğini takip etmekten şaşırmış. İnsanlar 3.30 paraya karınlarını nasıl doyuracağız telaşına düşmüşler. Ya ortalık yangın yerine dönmüş. Böyle bir iklimde, böyle bir ortamda bile iktidar kendisini emin ellerde görüyor. Niye? Sebebi sizsiniz. Sizin bu paramparça haliniz, sizin iktidarı iki kelam etmeyen, ona dediğim gibi ya vaktini zamanını dar etmeyen, politikalar geliştiremeyen haliniz, sizin eylemsellikten uzak, sizin proaktif bir siyaseti hiçbir şekilde yaratamayan beceriksizlikleriniz, sadece Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin içine sıkıştırılmış bir muhalefet, sadece ekranlara, mikrofonlara, efendim işte toplantılarda kınama mesajları, delil mesajları, bu kabul edilemez gibi sade suya tweet açıklamalar, böyle geçiştiren demeçlerinizle Erdoğan'ı kendinden daha emin hale getiriyorsunuz. Üçüncü kez aday olmasını hukuka, anayasaya aykırı, hukuki meşruiyeti olmayan adaylığını bile onayladınız. Ona bile sessiz kaldınız. Korkarım şimdi 2028'deki dördüncü adaylığının önünü açıyorsunuz. Peki. Ben şunu da ekleyeyim. Yani şuna söyleyeyim, şunu söyleyeyim. Topyekün başarısızsınız, topyekün gitmelisiniz.
siz gitmeden bu ülkede taze, yeni, yeni yüzler, yeni idealist çehreler, bu ülkeye gerçekten kendisini adayan, adamış, bundan çıkış yolu arayan yeni bir siyaset anlayışını bu ülkeye eğer biz inşa edemezsek, böyle 4 dönem, 5 dönem, 6 dönem adeta milletvekilliğini ve siyaseti meslek haline getirmiş kişilerle bu ülkenin gideceği muhalifler olarak çok fazla bir yol yok. Peki. Şimdi şunu da eklemek istiyorum. Yani ekleyin ondan sonra evet. Suat Bey, çünkü Özgür Özel kısmını evet, size yorumlatmadım. Yani Kılıçdaroğlu hani dedi ki en çok değişen parti biziz. 13 yılda biz çok değiştik falan dedi. Doğru. Ya CHP'yi aldı, getirdi ortanın sağına attı. CHP CHP'li olmaktan çıktı. Bütün o süreç boyunca da Özgür Özel onunla birlikteydi. Ama şimdi ikisi de diyor ki değişim. Ya o değişse işte tanınmaz hale geldiniz. Sizin değişim anlayışınıza zaten işte halkın verdiği karşılık ortada. Bir bırakın da sizin değişim anlayışınızın dışında bir şey olsun. Çünkü siz bunu dediği gibi Salim Bey'in beceremediniz. Yani 13 yıldır değişen partinin yani değiştirdiğini söylüyorlar parti ve onlar tekrar ortaya çıkıyor. Evet biz değişim için yine varız diye. Yani burada da bir mantıksızlık var. Peki. Onu da altını çizelim. Suat Bey ne diyorsunuz? Özgür Özel'in tutum belgesi, değişimi yüzyılı, yüzyılın değişimi sloganı, çünkü slogan iddialı bir slogan. Dolayısıyla içi doldurulması gerekir, doldurabilir.